السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ليت كنا مع الحسين فنفوز فوزا عظيما. Sayın Valim, İstanbul Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı, vekillerim, kaymakamlarım, belediye başkanlarım, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, salonu dolduran, salon dışındaki meydanı, caddeyi, sokağı dolduran yüz binler Kanal 12 ekranlarından bu programa kilitlenen Anadolu'daki, Trakya'daki, Avrupa'daki, Rusya, Türkiye Cumhuriyetler, bilhusus atayurdu Azerbaycan ve Kerkük, Kıbrıs, Peki kardeşlerim, bacılarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum ve hepiniz adına Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ve hanedan-ı celilesine İmam Mehdi aleyhisselamın şahsında tesliyetlerimi arz ediyorum. Güzel yurdumun, güzel insanlarına yakışır Aşura merasimi dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzda, dünyanın diğer yerlerine Kerbela'ya da örnek teşkil ettiğini, Kerbela'nın uleması da bana ikrar etmişlerdir. Çok şükür doğru yapmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Sen doğruluğunun sembollerinden birisi de zincirle, kamayla kendisini çapıp, vurup, kan akıtmak yerine, dinde yeri olmayan bu davranış yerine, Kızılay'ımıza kan verip can kurtarmayı seçti bu merasime katılan müminler ve bir programda en çok kan verme noktasında da rekor bizdedir. Bu da bizim iftiharlarımızdan birisidir. Yine o kendi rekorumuzu kırmayı umuyorum. Bazılarım, kardeşlerim, hemen bu salonun arkasında Kızılay'ımız çadırlarını kurmuş ekip ve ekipmanıyla sizi bekliyor. Kan verin, can kurtarın diyorum. Konuşmamın 5 dakikası yaklaşık buna gitti. Hakkıdır, gitsin. Evet. Toplandık. Ne demek için? Ya Resulallah, sen Hüseyin doğduğu gün ağlamıştın. Cebrail Emin'in sana bildirmesi üzere bu hadiseye daha 57 sene varken, hadisenin vukuundan 57 sene önce Hüseyin doğduğunda ağlamıştın. Ashab-ı kiram ağlamıştı. Bu ağlamak bize senden yadigar. Seni sevdik. Gönlümüzü seninle birleştirdik. Gönülden sana uyduk. Sakaldan, şalvardan değil. Gönülden uyduk. Gönlümüz senin gönlünle çarpıyor. Ağladığın şeye ağlayacağız. Tam bir ay önce de bayram ettiğin şeye bayram ettik, bayram edeceğiz. Senin gibi düşünüyoruz.
senin gibi hissediyoruz. Bu aşkın da bizim kurtuluşumuza vesile olacağını düşünüyoruz. Efendim, o gün Şimr'in, Yezid'in zulmettiği gibi bugün de Müslümanlar, Şialı, Sünnili, İmam Hüseyin'e haksızlık ediyorlar be, zulmediyorlar, tahrif ediyorlar. Kur'an-ı Natık'ı Kur'an-ı Samit'le beraber tahrif ediyorlar. İmam Hüseyin Aleyhisselam haşa haşa ondan, ya bağışlayın tabirim, bağışlasın tabirim, deli dumrul gibi ortaya çıkıp kılıcını kaldır, var mı meydanıma çıkacak demedi. Kıyam-ı Hüseyin deyince akla bu geliyor, zaten altında öyle dolduruyorlar. Hayır, yok böyle bir şey. Efendim, İmam Hüseyin münzelim, biçare, zavallı, boynunu celladının kılıcına uzatan bir biçare haşa değildir. Kimisi öyle bir Hüseyin sundu, kimisi böyle bir Hüseyin sundu. Vakiayı ben bilirim, ben söylerim, benden başka bilen yok demiyorum. Sözümü diyeceğim, itirazı olan kaynakla bana gelsin. Mersiye Hanların, şairlerin şiiriyle değil. Neydi hakikat? İmam Hüseyin Aleyhisselam, ağabeyisi ve imamı olan İmam Hasan'ın sulhen ümmet-i Muhammed birbirini kanını akıtmasın diye Muaviye'nin makam ihtirası, koltuk ihtirası yüzünden ümmet-i Muhammed kırılmasın diye sulhen devretti hükümeti. Şartı da belliydi. Muaviye de o şartın altına imzasını atıp Allah ve Resulünü de şahit ve zamil tutmuştu. Kur'an ve sünnete uyacak, hukuksuzluk yapmayacak, Müslümanlar arasında Arap olan olmayan ayrımı yapmayacak, Ehl-i Beyt muhiplerine eziyet etmeyecek, Ehl-i Beyt hanedanına komplo entrika yapmayacak, adil bir yönetim sergileyecek. Bu olduktan sonra hükümetin başında kimin olmasının ne önemi var ki? Adaletle yönetilecekse başka ne isteriz? Ama Muaviye iktidarı teslim alır almaz dedi ki o anlaşma vardı ya, Allah ve Resulünü kefil ve vekil ederek altına imza attığım o anlaşma. Onları ben ayağımın altına aldım. Sizin namazınız, orucunuz beni hiç ilgilendirmiyor. Ben size hükmetme için savaşıyordum. Ve şimdi o hükmetme arzuma kavuşmuşum. Baş kaldıranın başını koparırım. İşte böyle. İmam Hasan buna rağmen savaşmadı. 10 yıl imameti süresince. Küfeliler habile İmam Hüseyin bir umut, belki çağrımıza karşılık verir diye ona mektuplar yazmaya başladılar. Gel önümüze geç, başımıza geç, bu zalimle, Muaviye ile savaşalım. İmam sabır tavsiye etti ve İmam Hüseyin buyurdu ki İmam Hasan'dır. Benim de imamım odur, sizin de. O ne dese o. İmam Hasan'ı Muaviye zehirle şehit ettikten sonra da yine İmam Hüseyin'e habire mektup gönderdiler. İmam Hüseyin sabrı tavsiye etti. 10 sene de böyle geçti. 10 sene. Sonra Muaviye ölünce
Medine valisine Yezid, oğlu Yezid onun yerine zaten sağlığında ona biat almıştı çoğu insandan. Geçti Medine valisiyle beraber bütün ülkeye tamim gönderdi. Biat, Yezid'e biat toplasınlar, biat etmeyenleri öldürsünler. Medine valisine de aynı tamimin yanında bir de not iliştirdi. İmam Hüseyin, Abdullah İbni Zübeyr, Abdullah İbni Ebi Ömer ve Abdurrahman İbni Ebi Bekir. Bunlar siyasete müdahil olabilirler. Önceki halifelerden olan yakınlıkları münasebetiyle bunları öncelikle çağır, beyat al, beyat etmeyenin kellesini kopar bana gönder. İmam Hüseyin kimseyle savaş başlatmış değildi. Bu Yezid'in bu meş'um fermanı geldiğinde İmam Hüseyin diğer bu üç kişiyle beraber Ravza-i Mutahhara'da Peygamber mezarının dibinde ibadete meşguldurlar. İmam Hüseyin aleyhisselam Velid'in müsamahasıyla Medine'den Mekke'ye gitti. Ma'a ile. O gün Ali Asgar 17 günlüktü. O çöl şartlarında Mekke'ye gitti. Niye? Cahiliye töresine göre bile orada kan dökmek yasaktır. Kan akmasın, Medine kana bulanmasın, Ravza-i Mutahhara kanla kirlenmesin, kan lekesi düşmesin diye. Orada da Yezid'in muvazzaf kıldığı Amr'ın yeğeni Amr ibn-i Said ibn-i As bir terör çetesi oluşturup İmam Hüseyin aleyhisselamı Kabe'nin dibinde tıvaf ederken ihram içinde şehit etmek istediler. İmam Hüseyin orayı da terk etti. Buraya kadar bunun aksine bir bilgisi olan varsa buyursun geçsin. Bunun şiası sünnüsü yok. Biat edip kurtulsaydı, Yezid nasıl bir insan? 4 senesini de doldurmadığı o meş'um iktidarın birinci icraatı peygamber evladını katletmek. En büyüğünden sütemer yavrusuna kadar. İkinci icraatı tarihte Harre olayı diye geçer. İnternetten de baksanız göreceksiniz. Peygamber şehrini, Medine-i Münevvere'yi ve peygamber ashabını kılıçtan geçirmek. 10.000'in üzerinde ashabı ve tabiini, evladı ashabı katledip askerlerinin birçoğusu da Rum olmakla birlikte o Rumlara, o fasıklara 3 gün Medine'de Ashab-ı Resul'ün her şeyini mübah kıldı. Namusları da dahil. Resulullah'ın mezarına sığınanlara da atlarını sürüp Rum ne anlar Resulullah'ın mezarının hürmetini? Resulullah'ın mezarına onun kanını akıttılar. Yezid'in icraatı, ikinci icraatı bu. Üçüncü icraatı nere kaldı bizim somut elle tutulur? Kabe'miz kaldı, kıblemiz. Ordusunu gönderdi Kabe'nin üzerine. Kabe'yi yaktı, yıktı, mancınıklarla ateşe verdi. Ve o esnada Gayretullah'a dokundu. Ashabı filin başına saldığı taştan Yezid'in başına saldı. Yezid ya o esnada merkezde yatağında kömürleşmiş olarak bulundu. Cehenneme vasıl oldu ve ordusu da Kabe'den geri çekildi. Bu Yezid diyor ki benim uygulamalarıma beyatınla onay ver. Biz müşavirliğini yapalım bugün. Versin mi?
Hüseyin bu Yezid'e beyat eli uzatıp bu iyi adamdır. Peygamberin makamında oturmaya layıktır. Hulefai Raşid'in makamında oturmaya layıktır desin mi? Eminim ki siz hayır diyorsunuzdur. Hüseyin de hayır dedi. Sizden bu cevabı aldı. Dedi ki ya'bellahu zalike lena. Bu alçaklıktır. Bu alçaklığı Rabbim Allah bize yasak etmiştir. Ve Resuluhu Allah da yasak etmiştir. Vel mu'minun. İmanlı kalpler de bizden bunu istemiyor. Bunu bize yasak etmiş. Hüseyin diz çöküp böyle bir zalime, böyle bir fasığa, bir hak hukuk tanımaza biat etme. Anası Zehra da buna izin vermemişti. Ve hucurun tabet ve tehuret. Pak sütüyle, ak sütüyle, pak damanında bizi büyüten anamız da bize bu izni vermemiştir. Böyle bir zilleti bize izin vermemiştir. El mevt evla min rükubil ar. Vel ar evla min duhulin nar. Bir perspektiftir bize de veriyor Hüseyin Aleyhisselam. Ölmek arsız yaşamaktan, zilletle yaşamaktan daha evladır. Ölüm evlâ min duhûlin nâr. Ama ayıplı kusurlu yaşamak da Allah'ın gazabına uğrayıp cehenneme girmekten iyidir. Böyle. Bu Kerbeli'ye geldiğinde de gene Ömer Sad'ı çağırıp Yezid ordusunun komutanını alternatiflerini sundu. Bir, Resulün Medine'sinde çoluk çocuğumla doğup büyüdüğüm yerde bırakın herkes gibi yaşayayım gideyim. Ben kimseyle savaşım yok. İkinci alternatif, buna tahammül etmiyorsanız sürgün edin Deyleme, Kafkas bölgesine. Efendim Hint Yarımadası'na. Üç, bunu Müslüman tarihçiler genelde reddediyor. Yezid'in derdi benimle değil mi? Götürün beni Yezid'e teslim edin. Öldürecekse o öldürsün. Siz niye kanıma giriyorsunuz? Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın savaş alternatifi değildi. Yezid'in alternatifidir bu. Ela inne da'iyye ibne da'i gadire kesene beynesneteyn. Beynes silleti ve zille. Ya ölüm ya kelle ya da beyat zillet. Bu Yezid'in alternatifiydi. Aziz müminler, bir doğru koyalım. Sonra çıkarken Kerbela'ya doğru yola kardeşi, biraderi Muhammed İbni Ali, Hanefi'ye anasından dolayı diye meşhur, onun yanında bıraktığı vasiyetname, Bismillahirrahmanirrahim. Bu Hüseyin İbni Ali'nin vasiyetidir. Hüseyin şehadetini getiriyor, Müslümandır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sonra ben ne için çıkmadım, ne için çıktım? Ben inni lem akruc eşiren ve la batıren ve la mufsiden ve la zalema. Ben dünyalık elde etmek için makam, efendim para bul elde edip şımarık zengin bir hayat yaşamak için çıkmadım. Fesat çıkarmak için çıkmadım. Zalimlik etmek için de çıkmadım. Haksızlık etmek için de çıkmadım. Ne için çıktın?
ve innema haractu li talabil islah fi ümmeti ceddi. Birinci madde bu. Ceddimin ümmeti arasında fitne fesat değil, islah için, selah, felah için çıktım. İki, uridu en amire bil ma'ruf ve enha anil münker. İyiliği yaygınlaştırmak, kötülükten men etmek. Bunun için çıktım, bunu istiyordum. Üç, dedemin ve babamın siresini devam ettirmek, yolunu devam ettirmek. Benim çıkışım bunun içindir. Kavga, gürültü değildi. Fesat çıkarmak değildi. Ortalığı katmak değildi. Arayı bulmaktı. Sulhu, selahı, felahı getirmekti. Vaktim tükendiği için bu kadarla yetineyim. İmam Hüseyin Aleyhisselam bize emru bil ma'ruf nehyenil münkeri, sulhu selahı, felahı oluşturmayı, müminleri birbiriyle barıştırmayı salık veriyor. Resulün yolundan, Emevi yolundan değil, Resulün ve onun vasisi Ali'nin yolundan gitmeyi tavsiye ediyor. Yani ben bunun için çıktım. Hüseyin'i isek biz de o yolda devam edelim. İki şeyi de yine hatırlatayım. Sevgili kızlarım, evlatlarım, canlarım. Buradan habire Kur'an okuduğu sürece buradan ses kulağıma geldi. Çok rahatsız oluyorum ben. Allah'ın emridir. Allah emretmese bile bizim edebimiz bunu icap eder. Kur'an tilavet olunduğunda biz ancak susup dinleyeceğiz. Kurban olayım, bir daha beni bile üzmeyin. Bir de o başta verilen slogan, benimle mi cidallaşıyorsunuz? Abbas Birce sizin midir? Akıllı olun. Allah birliğimizi, diliğimizi bozmasın. Allah bizi hak ve hakikatten, sırat-ı müstakimden sırat-ı müstakim mün'amu aleyhimin yoludur. Onlar kimdi? Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Nebilerin müstakı ekmeli Muhammed Mustafa'dır. Sıddıkların müstakı ekmeli Ali İbni Ebi Talip'tir. Şehitlerin şahı İmam Hüseyin'dir. Salihlerin imamı Mehdi sahibi zamandır. Mün'amu aleyhim bunlardır. Kur'an diyor. Allah bizi onların yolundan ayırmasın. Kur'an'dan, Kur'an-ı Natık ve Kur'an-ı Samit'ten ayırmasın. İslam dünyasına ve ülkemize entrika düşünenlerin entrikasını kendi başlarına çevirsin. Dün Karabağ'da bize soykırım uygulayanlar, bugün de Filistin'de Ümmet Muhammed'e soykırım uygulayanları Allah kahretsin. İkisine de aynı derecede, birisine biraz daha fazla. Çünkü müştereğimiz daha fazladır. Ama bu birisine zayıf dozda değil. Şiddet olarak aynı şiddette karşıyız, lanetliyoruz. Ama müminler bir şey de hatırlatayım. Şükür bizim devletimiz var. Yani başı boş bir topluluk değiliz. Herkes kendi keyfine göre ahkam kesemez. Devletimiz var. Yaptığı her şeyi biz de destekliyoruz. Devletimizi de sıkıntıya sokacak şeylerden de kaçınmalıyız. Devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda samimiyetini düşünüyoruz, eminiz. Allah yardımcıları olsun, biz de arkalarındayız. Savaşsa savaş, yardımsa yardım,
devletimizle beraber hareket ederiz. Herkes kendi başına iş başlatmasın. Bu meclisin güzelliklerinden birisi ülkemin her kesiminden insanın olması. Protokolü süsleyen, devlet ve hükümeti temsil eden Gül Valimiz Davut Gül Beyefendi, yanı başında da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili İmamoğlu, yan yanayız. Beraberle bek yavsın diyoruz. Beraber aynı yası paylaşıyoruz. Devlet, millet, yan yana, iktidar, muhalefet. Benim istediğim ülkemde manzara da hep budur. Muhalefet muhalefet yapar. İşi o zaten. Millet ona o görev vermiş. Ama birbiriyle rakiptir, düşman değil. Bu ülkeyi daha güzele, daha yükseğe taşımak için, daha ileri taşımak için yarışırlar. Ona hiçbir diyeceğimiz yok. Yarışsınlar, rekabet etsinler. Ama kavga istemiyoruz. Allah sizi var etsin. Devletime ebed müebbet adl ve ihsan üzere payidar etsin. Ordularımızı sağlık ordusundan, adalet ordusundan, eğitim ordusundan, silahlı kuvvetlerime kadar ve iç güvenlik orduma kadar. Allah muzaffer etsin. Saygılar sunuyorum. Allah bizi Hüseyin'in yolundan ayırmasın. Vesselam.